yapıyorsun sen? Şu haline bak, maymuna çevirmişsin kendini. Böyle kıpkırmızı rujları kimler sürer biliyor musun? Ahlaksız kadınlar. Ahlaksız kadınlar. Bir daha görmeyeceğim. Şuraya bak. Seninle mi uğraşacağım? Ha? Daha iyisin değil mi anneciğim? Yok kızım. Hiç iyi değilim. Midem de bulanmaya başladı. Tansiyon herhalde yükseldi. O zaman dur, tansiyon aletini bir ölçüm yapalım. Bana inanmıyor musun? Yükseldi dedim ya. Ay şey, bir limonlu su ver kızım. İyi gelir. Bu iyi gelecek. Beni böyle bırakıp gidecek misin yani? Böyle hasta hasta. Söz verdim anne. Hem zaten 40 yılda ya bir... Ya sen yokken fena olursa? Ya yükselirse tansiyonun? Tamam anne. Sen iyi olana kadar bir yere gitmeyeceğim. Oo, çok güzel masaymış. Sağ ol. Rica ederim. Ben şöyle alsam sandalyeyi, şöyle otursam hem kapıyı görürüm. Tabii. Siparişleri de o gence veririz, olur mu? Olur efendim. Eyvallah. Alo. Alo Oktay. Ha şimdi ben şey diyecektim ben. Konum yollayayım istiyorsan, bulamadıysan. Ay yok yok, şey annem biraz rahatsızlandı da. Acaba diyorum... Nasıl rahatsızlandı? Acil bir şey var mı? Gelmemi ister misin? Hayır, hayır. Şey... Tansiyon. Yani yaş işte hani. Hani şimdi ben onu bu halde bırakıp çıkamam. Hani biraz kendine gelsin ya da başka bir güne de hani erteleyebiliriz ha? Hani beklemeni istemiyorum da o yüzden. Ya ben beklerim. Yani geleceksen ben beklerim. Tamam. Söz geleceğim. Tamam, bekliyorum. Hoş geldin. Merhaba. Ay, ha, bir şey diyeyim. Kusura bakma, çok beklettim seni. Boş ver, geldin ya. Bu arada annen nasıl oldu? İyi. Sen çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Ha, sipariş verelim. Bakar mısın? Ha. Hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun. Teşekkürler. Kamet'in... Ey bu sitanı lamekan pirayesi. Nurdan bir serdir. Düşmez zemine sayesi. Şair demek istiyor ki... Boyun, posun, endamın... ışıktan bir servi gibidir. Zemine asla gölgesi düşmez. Ey mekansız bahçelerin süsü. Çok güzelmiş. Zaten. Böyle bir yönünün olduğunu hiç bilmiyordum.
ne zamandır şiirle ilgileniyorsun? Dağlardan indikten sonra ilgilenmeye başladım aslında. İnsan ölüme o kadar yakın olunca bir şekilde kendini iyileştirmek için yollar arıyor. Ben de o zamandan beri işte okuyorum. Ne oldu? Nihal geldi aklıma. Öğlenleri hep salata yerdi. Hatırlamıyor musun? Öyle mi? Hiç hatırlamıyorum. Ne kadar üzücü değil mi? O şekilde bir insanın göçüp gitmesi. Ölüm her şekilde üzücü, özellikle geride kalanlar için. Giden gitti. Ama bir şekilde sonunu da kendi hazırladı. Nasıl yani? Kötü bir şey olsun diye uğraştı sanki. Ya biz demedik mi? Kudreti salma. Bunlar birbirine girer. Ortalık kan revan olur, ortalık karışır. Demedik mi? Ama sen her yeri ateşe verirsen o ateş gelir seni de yakar. İyi mi oldu diyorsun yani? Hani eden bulur mu diyorsun? Anlamadım. Ne alakası var Özlem, öyle der miyim hiç? Yani biraz daha sağduyulu olsaydı, ne bileyim, ya hırsını biraz engelleyebilseydi diyorum. Şimdi burada olurdu. Sen Nihal Hanım'ın öldürüldüğü gece sen neredeydin? Hatırlıyor musun? Sen neyin peşindesin Özlem? O geceyi niye soruyorsun? Yok canım. Neyin peşinde olacağım? Öyle meraktan sordum. Ben de onu soruyorum. Neyi merak ediyorsun? Niye merak ediyorsun? Yani benden mi şüpheleniyorsun sen? Ya da birileri? Ne demek bu? Yani ben birileri kimmiş? Ya ne bileyim, Murat olur. Melis sordurttu sana belki de. Arkamdan bir sürü kişiyle konuşmuş. Küçük küçük araştırmalar yapıyormuş falan. Yazık. Keşke sana sordurtacağına bana gelseydi. Ya bakar mısın? Hesabı alabilir miyim? Oktay, sen beni çok yanlış anladın. Tamam Özlem, ben anladım. Daha fazla konuşup canımı sıkma.